Evet hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gel. Allah razı olsun. Gel. Ha, evi gezdirelim. Gel gezdirelim hocam evini sana. Evi tanıt. Gel hocam. Burası da küçük bir oda. Geliştiremedik. Burayı da hocamıza gel hocam. Evet. Spor köşesi yapacağız. Bütün hocamızın kupaları var, madalyaları var. Antika topları var. 50 senelik, 40 senelik. Onları hep koyacağız. Geliştiremedik ama daha sonra yapacağız. Hayırlı olsun hocam. Evet hocam ne düşünüyorsun? Allah razı olsun. Bütün eski öğrencileri olsun, gemlikler olsun hocamıza sahip çıktık. Bundan önce bilmiyorduk yani hocamızın zor durumda olduğunu. Bir şekilde öğrendik. Bütün gemlik ve eski öğrenciler olarak bundan sonra ömrünün sonuna kadar elimiz hep omuzunda olacak inşallah. Değil mi hocam? Allah razı olsun. Bundan sonra hocam senin duygu ve düşüncelerin nelerdir hocam? İşte, eski öğrenciler için, gemlikler için. Elim ayağım tutuldu yani. Elim ayağım tutuldu. Hani beklemiyordum bu gibi sürprizi. Evet. Buyurun, kes hocam. Kes. Bismillah. Burası da mutfağımız. Bakın hocam, buzdolap. Gene eski öğrencilerinden olsun, fırınlar burası hep eski öğrencilerin ve gemlikliler tarafından sana... Allah razı olsun. Hediye edilir. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Hocamız yaklaşık 60 senedir gemlikte gençlere hizmet ediyor, çocuklara hizmet ediyor, spora adamış, futbola adamış kendisini. Bizlere her zaman doğruluğu, dürüstlüğü, vatana sevgiyi, millete sevgiyi, anaya babaya sevgiyi, saygıyı öğretti. Biz ona çok şey borçluyuz ama hiçbir şey yapmamışız demek ki bugüne kadar. Bundan sonra da ömrünün sonuna kadar eski öğrencileri olarak, gemlikliler olarak elimiz hep omuzunda olacak. Elimiz her zaman üstlerinde olacak. Sağ olun. Devamlı takip edeceğiz. Allah razı olsun. Hababam sınıfı için Mahmut Hoca neyse gemlikliler için de İlhan Hocamız olur. Bizim sevgimiz, saygımız her zaman sonsuzdur ona. Allah'ın izniyle inşallah bundan sonra hep yanında olacağız.